ama mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. O da ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas ta 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu topraklarının işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Ve bu direniş örgütü ne yazık ki İsrail'in acımasız 45 bini bulan şu andaki insan kaybına karşı oraları koruma mücadelesini veren bir direniş örgütü durumundadır. Şimdi 45 bine yakın insan öldüyse Tayyip Bey, 45 bine yakın insan öldüyse Erdoğan, senin niye kılın kıpırdamıyor? Ya bırak şu dilinin kıpırdamasından, bıktık artık. Mitingler yapmandan bıktık artık. Sen sanki mitingler yaptığın zaman öyle bomba düşüyor. Sen mitingler yaptığın zaman sanki Hamas'a destek vermiş oluyorsun. Hamas'a tesisat göndermiş oluyorsun. Bomba göndermiş, silah göndermiş oluyorsun. İsrail'le ilişkilerini kesmiş oluyorsun. İnsanlar gerçek manada şunu düşünemiyorlar. Ya arkadaş, bu niye miting yapıyor ki? Yani Cumhurbaşkanı bu değil mi? Yani Cumhurbaşkanı başkası olur da Erdoğan miting yapar, Cumhurbaşkanı'na nispeten bir konuşma yapar. Anlarız. Cumhurbaşkanı zaten kendisi. İsrail'i eleştiriyorsan ticareti kes. İsrail'i eleştiriyorsan, Hamas'ı destekliyorsan Hamas'a silah gönder. Hamas'a mermi gönder. Hamas'a tesisat gönder. Hamas'a destek olarak ordunu gönder. Tankını gönder, tüfeğini gönder. Korkak mısın? Korkuyor musun? O zaman onu apaçık bir şekilde söyle. De ki ben bir korkağım. Ben endişeler taşıyorum. Ben ailemden, rantımdan, makamımdan, malımdan, bunlardan korktuğumdan dolayı şu an bununla sizi oyalıyorum ve kendimi de oyalıyorum. Şu an bununla sizi ahmak yerine koyuyorum. Sizi salak yerine koyuyorum. Sizleri benim cesur olduğumu düşündürecek duruma getiriyorum. Sizleri aldatıyorum. Çünkü ben bir korkağım. Bunu demiyorsun. Bunu söylemiyorsun. Ne laf kalabalığı yapıyorsun? Yapacağın şey var ise ordun var, silahın var, teçhizatın var, imkanların var. İstediğini Allah'ın izniyle, Rabbimin izniyle sana verdiği gücü kullanabilirsin. Ne laf ebeliği yapıyorsun? İnsanları boşu boşuna oyalıyorsun. İnsanları salak yerine koyma. İnsanları ahmak yerine koyma. Aptal yerine koyma. Sen yapman gereken şeyi biliyorsan, 45 bin kişi öldü. Onu söylemesini biliyorsun. 45 bin kişi ölmesi sende halen bir şey uyandırmıyor ise, halen herhangi bir şekilde harekete geçirmiyor ise, sen sözünün adamı değilsin. Sen sözünün sahibi değilsin. Sen sadece korkan bir korkaksın. Başka bir şey değilsin. Senin adın korkaktan başka bir şey değil ki. Sen tutmuşsun da Filistin davasını, Filistin mücadelesini, işte İsraillerin onlara zulmettiğini savunabileceksin. Sen onları savunabilecek bir adam değilsin. Eğer gerçek manada amelini bugüne kadar görmüş olsaydık, ona göre konuşurduk, ona göre derdik. Ama sen bugüne kadar gereksiz tavırlar, yaptığın fiillerin, konuştuğun sözlerin bir karşılığı yok. Çıkıyorsun sadece sosyal medyayı gündemi etkilemek, gündemi oyalamaktan başka bir halta yaradığın yok. Ondan sonra diyorsun ki ben Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum. Ulan terör örgütü olarak görmüyorsan o zaman destek ver. O zaman destek ver de biz de diyelim ki ha sözünün adamı. Sen sözünün adamı falan değilsin. Sen korkak herifin tekisin. Başka bir şey değil. Ve o 50-60 tane kendisine Müslümanım diyen devlet yöneticilerinin de Allah subhanahu ve teala o korkaklarla beraber hepinizi bu ümmetin başından alsın da Allah subhanahu ve teala bu ümmetin başına razı olduğu bir halife tayin etsin. Razı olduğu bir İslam mücahidi, bir muvahhid tayin etsin. Allah subhanahu wa ta'ala hepimizi de onun etrafında cem etsin. Sizin gibi korkaklardan bıktık, usandık, artık utanıyoruz. Ben şahsen tiksiniyorum. İnsanları aptal yerine, ahmak yerine koyacak konuşmalarınız artık mide bulandırıyor. Başka bir şeye yaramıyor. Allah subhanahu wa ta'ala bizleri izzetli kimselerin, şerefli kimselerin, namuslu kimselerin, Müslüman muvahhid kimselerin, tevhid ehli kimselerin çevresinde toplasın. Ve Allah subhanahu wa ta'ala bizleri de bu saydığım ilkelere, bu saydığım ahlaklarla donanmış kimselerden kılsın.